Şimdi ona da baktığımızda kısaca konuşalım. Teamül dışı uygulamalar var bu soruşturmada. T24'ten Tolga Şardan yazdı. Baştan beri dosyaya bakan savcı izne çıkarıldı. İkinci bir savcı atandı ve o savcının henüz meslekte 3. yılı. Öte yandan Tolgan Demirbaş cinayetin kilit isimlerinden biri. Savcılık sorgusunun ardından adli kontrole serbest kaldı ve Tolga Şardan diyor ki savcılıkça sorgulanması sürecinde önemli bir isim heybesini boşaltsın gitsin uyarısında bulunmuş. Şimdi savcılıktan da galiba bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve bu yalanlanıyor mu tam olarak İsmail? Yani Hayır, bu yalanlanmadı. Yalanlanmadı yani mı? Bu dosyada İkinci bir savcı atandı deniliyor. İkinci bir savcı, evet, o da dosyayı, onu savcılık şöyle izah etti. Yani dosyaya verdiği ehemmiyeti göstermek açısından bir adım olarak gösterdi. Yani onu reddetmedi. Fakat bu dosyada ciddi bir siyasa, bu dosyaya şimdiden ciddi bir siyasi gölge düşmüş durumda. Çünkü Sinan Ateş'in öldürülmesinde bazı şüpheliler doğrudan MHP'de yönetici. Onlardan biri Ufuk Köktürk. MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi. Üstelik 2 hafta önce yönetime girmiş. Ve Ufuk Köktürk, ben yazmıştım bundan herhalde 10 küsur yıl önce. O zaman işte Anadolu yakasında Çekmeköy Ülkü Ocağı Başkanı iken kendisi bir lise kavgasına müdahale ediyor. Üstelik liseliler ondan 7-8 yaş küçük olduğu halde lise kavgasına karışıp liselilerden birini öldürüyor. 20 yıl ceza yiyor. Sadece 15 ay cezaevinde kalıyor. Ve dışarıda. Ve üstelik Ufuk Köktürk'ün avukatı, yani hali hazırdaki avukatı, bu cinayeti planlayan Doğukan Çep'in de avukatı. Doğukan Çep ise yakalandı. Beykoz'da yakalandı. Doğukan Çep ise 2013 yılında Maltepe Gülsoy'unda uyuşturucu çetelerine karşı mücadele eden sosyalist gençlere silahla saldırıp o gençlerden Hasan Ferit Gedi'yi öldüren kişi. Onu öldürmekten ceza alan kişi. Toplamda 62 yıl ceza almış. Yattığı süre 2,5 yıl. O da firari. Şimdi ikisinin ortak avukatı kim? Serdar Öktem. O kim? Ülkü Çocukları eski genel başkan yardımcısı. Aynı zamanda MHP yöneticisi. Şimdi bir bu boyutu var. İkincisi ne? MHP'nin böyle bir MHP bir koldan MHP'ye bu Siyasi uzanıyor. şey bu. İkincisi ne? Şimdi Olcay Kılavuz. MHP Mersin milletvekili. Ve Olcay iddia o ki bu Tolgahan Demirbaş adlı kişi tetikçi. Kesin değil ama iddia. Tetikçi Eray Özçiftçi'yi arabayla alıp göl başında bir yere götürmüş. Eray Özyağcı. Özyağcı. Orada bulunmasını sağlamış. Şimdi Tolgahan Demirbaş'ın ifadesinin alınması emniyetle yargı ve yargının kendi içinde bir savaşın konusu oldu. Neden? Çünkü Tolgahan Demirbaş'ı almaya giden polisler onun bulunduğu evde MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un da olduğunu anladılar. Olcay Kılavuz milletvekili kimliğini göstererek Tolgahan Demirbaş'ı alamayacaklarını söyledi ve iddiaya göre ağır konuştu. Bunun üzerine polisler bastırdılar. Tolgahan Demirbaş'ı gözaltına aldılar. O bir bürokraside bir kavgaya yol açtı. Ve Tolgahan Demirbaş emniyetten bırakıldı. Sonra ifadeye çağrıldı. Fakat ifadesini kim aldı? Asıl görevli olan savcı değil. Onun yerine atanan genç bir savcı aldı. Koordinatör olarak kim atandı? MHP'lilerle, bunlar arasında Olcay Kılavuz da var. MHP'lilerle bolca fotoğrafı olan, kendisinin de o siyasi görüşte olduğunu anladığımız koordinatör savcı. Bu Durdu. yeni savcı yani, değil mi? İfadeyi alan yeni savcı da. Koordinatör olarak atanan savcı başka. Hayır, tamam. Başsavcı vekili başka. Durdu Bey. Şimdi Durdu Bey'e bakıyoruz. Durdu Bey görüşlerini hiç saklamıyor. Bıyığıyla kendisini ortaya koyuyor. Ve albümünde de çokça MHP'li fotoğrafı var. Yani Olcay Kılavuz'la var. Ankara İl Başkanı'yla var. Oyna var. Bununla var. Şimdi ya bu öyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve liderinin grup toplantılarında efendim meydan okumasıyla bitecek bir iş değil ki. Yani ortada somut iddialar var. Ya Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın öldürülmesini organize eden Doğukan Çep'e MHP İl Yönetim Kurulu üyesi niye para gönderir ya? Ya bunun cevabını kim verecek? Ben mi vereceğim? Bunun karşısında MHP neden sessiz kalır? Ülkü Ocakları neden sessiz kalır? Buna cevap vermeleri gerekmez mi? İkincisi, ya Sinan Ateş
Öldüğü gün de MHP'li. Öldüğü gün de kendisi Devlet Bahçeli destekleyen bir kimse. Öldüğü gün de Cumhur İttifakı'na destek veriyor. Yani görüşleri değişmiş de başka bir pozisyon almış değil. Bugün hayatta olsa, şurada masada otursa bize karşı Erdoğan'ı ve Devlet Bahçeli'yi savunacak bir insan o. Neden onun cinayeti? Böyle bir bağlantı var ve bu izah edilmiyor. İkincisi, bir milletvekili, ya söylüyorum, bir milletvekili Olcay Kılavuz'a ben aradım, mesaj bıraktım, dönmedi. Dönmedi değil mi? Haber gönderdim, dönmedi. Yani bu böyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili bu sorudan kaçabilir mi? Bir milletvekili, iddia şu doğru mu? Sinan Ateş'in failini bir yerden bir yere götürdü ya da bir yerde korudu iddia edilen kişiyi Olcay Kılavuz korudu mu? Olcay Kılavuz onu almaya gelen polislere kimliğini göstererek engel oldu mu? Ağır konuştu mu? Soruyoruz, cevap yok. Ya buna nasıl cevaplanmaz? Hangi gibi değil. Ya bana, beni bununla itham etsen bulunduğum yerde cevap veririm. Twitter'sa Twitter, televizyonsa televizyon, yazıysa yazı. Bir milletvekili buna neden cevap vermez? Yaptınız mı? Yaptıysanız neden? Yapmadınız mı? O halde iftira deyin. Ya milletvekili bunu nasıl cevapsız bırakır? Aklım almıyor. Yarın o yarın parlamentoda biri çıkar söyler bunu. Hı. Biri çıkar der ki ya bu aramızdan bir milletvekili hakkında böyle iddialar var. Ya şimdi iki saat sonra buraya Lütfü Türkkan gelecek. Lütfü Türkkan şehit yakını değil ama hani kendini şehit yakını göstermiş birine ağır ifade sarf ettiği için dokunulmazlık kaldırılıyor. Onunla beraber Ali Mahir Başarır mahkeme heyetine ağır ifade kullandığı için dokunulmazlığın kaldırılması gündemde. E bu ne olacak? Peki Olcay Kılavuz'a işlem yapamayan savcılık hakkında fezleke hazırlayabilir mi? Nasıl olacak? Fezlekeyi kim hazırlayacak? Gücünüz CHP'lere mi yetiyor? Gücünüz HDP'lerin bazı milletvekillerine mi yetiyor? Hani fezleke olmayacak mı yani burada? Bu cevaplanması gerekmiyor mu bu sorunun? İsmail, şimdi sen Cumhur İttifakı'nı yıkmak mı istiyorsun? Ya şöyle bir şey olabilir. Sinan Ateş yaşasaydı, onun için en acı verici olay Türkiye İşçi Partiler tarafından savunulmak olabilirdi. Türkiye İşçi Partiler savunuyor. Erkan Baş, Ahmet Şık, MHP'lilere karşı bu cinayetle ilgili görüşler ifade ediyor. Şimdi Yeni savcıyla ilgili bir şey soracağım. Çok alakası olur mu? Gireyim mi araya? Hayır, konu aynı. Burada yeni savcı henüz 3 yılını doldurmamış, terfi almış. Öbür savcı, yani ilk atanan savcı izinliymiş. Neden izinliymiş onu biliyor musunuz? Bir hastalık izni mi, bir şey mi? Zoraki bir izin. Peki bu olabilir ki? O savcı mücadele veriyordu o senin ilerlemesi için. Şimdi onu Tolgan Demirbaş'ı cinayetten en çok konuşan isimlerden biri. O izne gönderilen savcı Demirbaş'ı polis nezaretinde ifadeye getirmek istemiş ama emniyet adresine bulamadım demiş. Yani bu yeni savcıdan sonra mı Tolgan Demirbaş adli kontrolle serbest bırakılıyor? Herhalde o savcının, şu an izne çıkarılan savcının yapacağı işlemin kendisinden emin olamadılar. Nasıl bir işlem yapacağını bilemediler. Daha önce de söyleyeyim. Daha önce de Selçuk Özdağ'ın sokak ortasında yine bir grup ülkücü tarafından bu kez sopalarla dövülmesinden sonra Ankara'da savcı bu soruşturmayı bütün boyutları araştırmak istediğinde sosyal medyada hedef ilan edildi. Hakkında hakaretler edildi. Ve bu hakaretler sonrasında o savcı dosyadan el çektirmek zorunda kalındı. Zannedersem aynı baskı söz konusu. Yani Şimdi Eray Özçiftçi, ona da Eray Özyağcı. Evet. Hayret ediyorum. Ankara'nın orta yerinde, Çukur Ambar'da, yüzlerce kameranın bu ucunda cinayeti işleyen bu kişi motosikletle kaçıyor, motosikleti kullanan bulunuyor, katil bulunamıyor. Aklım almıyor. Ya eminim, bak günün sonunda bu ortaya çıkacak. Ya bir bürokrat ya siyasi bağlantılı bir kişi bunu saklıyor. Başka türlü bir izah yoktur bunun. Ankara'da kimse bu şekilde tek başına kaybolamaz. Mümkün değil bu. Yurt dışında mı çıkarıldı acaba? Ben yoksa yurt dışına bu kadar çabuk çıkarılacağını zannetmiyorum. Türkiye içerisinde bir yerde olduğunu zannediyorum. Yani yurt dışına çıkarıldıysa ayakkabı numarasından bütün teröristleri bilen İçişleri Bakanlığı cevabını verecek. Kardeşim nasıl olur? Bu nasıl kaybolur? Bir siyasi vardır, zırh vardır. Ya bir siyasi bir güç onu saklıyor ya da bürokratik bir destek alınıyor. Bundan başka bir yolu yok. O nedenle... Şimdi, bir ihtimal daha var diyor Tolga Şar'dan. O da mafya usulü ortadan kaldırılmış olabilir diyor. Onu bile... O bir ihtimal ama... Yani. Ya şimdi bak orada bile soruşturma tuhaf izliyor. Yani Devukan Çep ifadesinde diyor ki benim Yargıtay'da bir davam vardı. Muhtemelen Gülsuyu davası.
Orada ondan yardım istedik, vermediler. Ya bu kadar kolay mı yani? Yardım istedi ve Sinan Ateş yardım etmediği için öldürüldü. Doğukan Çep'ini öğrendik ki bu cinayetten bir ay önce de Darıca'da galiba, Gebze'de ya da Darıca'da ya otel basıyor, mekan basıyorlar. Tetikçiyle Doğukan Çep. Mekan basıyorlar, 4 kişi yaralıyorlar. Yani adam 2016'dan bu yana, 15'ten bu yana firari, hakkında 62 yıla kadar kesinleşmiş hüküm var. Eray Özçiftçi ile beraber zaman zaman ortaya çıkıp, efendime söyleyeyim, ateş edip, silahla birilerini tehdit edip ya da saldırılar düzenleyip tekrar çekilebiliyor. Bu nasıl mümkün olabiliyor? O nedenle bu soruşturmada şimdiden siyasi gölge düşmüş durumda. Ve bu siyasi gölgenin doğrudan muhatabı da AK Parti iktidarı. AK Parti iktidarı, Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu gölgeyi kaldırmadıkları sürece AK Partiler bunun altında kalır. Ama boşuna yapıyoruz değil mi bu çağrıları? Yani bu gölgeler kaldırılsın, olayın üstüne gidilsin, aydınlatılsın. Yani Sinan Ateş cinayeti gibi hepimiz 3 aşağı 5 yukarı bugüne kadar ortaya çıkan bilgilerden neden işlendiğini, nasıl işlendiğini, kimler tarafından neden konulduğunu anladığımız, gördüğümüz bir şeyi herhalde iktidarın, AKP'nin ve MHP'nin aydınlatması. Ben dosyaya hakim değilim açıkçası ama görünen manzara, tabii İsmail çok detaylı biçimde anlattı. Ben de bilmediğim bazı şeyleri öğrendim şimdi. Ama şimdi sonuçta hangi hükümetin döneminde işlendiyse böyle bir cinayet, o hükümet sorumludur. Yani burada ve sessizlik de ilginç açıkçası. Evet. Sadece MHP değil, AKP'deki sessizlik de ilginç açıkçası. Ama MHP'deki daha da... O daha da ilginç tabii ama... Sonuçta sizin hükümetiniz döneminde işlenmiş bir cinayetten bahsediyoruz ve siyasi bir cinayetten bahsediyoruz. Evet, şimdi bu... Bu konuda belki bir iki şey söylemek lazım. Buyurun lütfen, size dönüyordum zaten Orhan Bey. Şimdi bu siyasi cinayet, bu konuda herkes zaten fikir birliği içinde. Fakat bu cinayet doğrudan doğruya AKP-MHP birlikteliğini, yani Cumhur İttifakı'nı ve iktidarını birinci derecede ilgilendiren bir yönü var. Bunu görmek lazım. Orada birincisi. Şimdi AKP doğrudan doğruya MHP'nin üzerine gidip bu cinayeti aydınlatabilir mi? Milletvekili karışmış, adı geçmiş vesaire, bir sürü şey bu. Bunu beklemek mümkün değil. MHP'de zaten daha önce biliyorsun, ilk başta 10 gün önce yaptığı açıklamada çok sert bir şekilde tek bir kişiyi bile alamazsınız bizden diye. Aslında sanki muhalefete ve hatta Kılıçdaroğlu'na yönelik gibi duran, fakat aslında doğrudan doğruya iktidara, saraya arka planda çatan ve onlara seslenen bir konuşma yaptı Bahçeli. Bu bakımdan yani şu olay iktidarın, Cumhur İttifakı'nın devamı açısından çok önemli bir şey ve bir dengede gidiyor, dikkat ederseniz. Evet. Yani AKP belli bir yere kadar onu getirip bir sürü şeyin ortaya çıkmasına izin verdi. Bu MHP'nin üzerindeki kontrol açısından önemli kendisi için. Fakat sonuna kadar asla gitmeyecek. Bu cinayetin arkasında işte kalın bir tuğla, demin tuğlalardan bahsediyorduk. Şimdi en kalın tuğla bunun üzerinde örülmüş durumda, cinayetin üzerinde. Ben atanan savcının da şuna benzettim. İmamoğlu'nun Beylikdüzü soruşturmasıyla ilgili oraya mülk ve müfettişliğine birisini soktular değil mi? Bu ihale fesat karıştırdıklar. İhale fesat vesaire falan o soruşturmaya ve asıl heyette soruşturmayı sürdüren, ya daha doğrusu heyet başkanı ise baktı ki bu iş olacak.